olduğunu, kaldığım sürece ben oralarda çok garip hissettim. Zaman sinelerimizde onu eskitemedi. Son zamanlarda içimde bir ümit halinde türlenen bir ikinci ümit sahibi var. O da sizlersiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Değerli kardeşlerim, mehafet ve muhabbeti de anlatıp bağlayacaktım. Ama siz saatlerden beri bekliyorsunuz. Ben de hasta olarak sizin huzurunuza çıktım. Sizin hakkınız üzerimde çok büyüktür. Siz o kadar mesafe kat edip buraya gelince insicam içinde faydalanacağınız güzel şeyler anlatmam lazım. Oysa ki gönlüme göre hissiyatımı size intikal ettiremedim. Bir dert tahtisinde bulunayım dedim. Bir ızdırap tahtisinde bulunayım dedim. Bir hasretlerimi içimden atayım. Bir şu dikenleri çıkarıp içimden atayım. Bir cehennem alevlerini çıkarıp içimden atayım. Siz de aynı şeyi yapın. Böyle bir tahtide bulunayım. Beraber bulunalım ve ferahlayalım demiştim. Onu çok iyi diyemediğim gibi demeyi planladığım şeyleri de diyemedim. Ama sizden bir istirhamda bulunacağım. Buradaki ahu efkanınız ve hicranlarınız Allah indinde inşallah hora geçmiştir. Makbuldür. Ama daha hora geçecek şu husus var. Allah rızası için bu gece evlerinize döndüğünüz zaman gecenin bir nısfı, bir sürüsü geçtikten sonra Rabbimin rızası için kalkınız. Bir güzel abdest alınız. Seccadenize kemerbeste ubudiyet içinde durunuz. Kılabildiğiniz kadar namaz kılınız. Hacet namazı için bir rivayette 12 rekat var. Dua mecmuasında ve dua ile alakalı sünen kitaplarında gösteriyor bunu. Mecmuatul Ed'iyye var. 70. sayfasında onda da var. Bilenlerden alırsınız. Bir diğer rivayette de 2 rekat namaz kılınıyor. 2 rekat namazdan sonra Allahu Teala'ya hamdü sena ediliyor. Efendimize salatü selam okunuyor. Ümmeti Muhammed'e mağfiret dileniyor ve ondan sonra oradaki dualar okunuyor. Sonra da el kaldırılıyor. Ahu efkanla ve hicranla muradınız neyse onun için dua ediliyor. Dünyada benim hiçbir muradım olmadı. 50'yi aşarken hiçbir muradım olmadı. Bu mevzuda herhangi bir muradı takiben herhangi bir yolda tutup gitmedim. Bana dediler ki dostlarım bile, biz buralarda sokakla mücadele verirken sen yumuşak döşeklerde yat. Ben elimi de Kur'an'ın üzerine koyarak söyleyebilirim çok rahatlıkla. Hayatımda bazen mecbur kalıp döşekte yatmışımdır ve zannediyorum iki elimin parmağını geçmemiştir bu.
Hep bir tahtaya başımı koydum yattım. Hep bir yastığa başımı koydum yattım. Ama alem-i İslam hicrandayken ben dinlenemezdim, rahat edemezdim. Bir dikili taşım yoktur. Edremit'ten Marmara Denizi'ne kadar benim zeytinlerim olduğunu söyleyenler oldu. Apartmanlarım olanları söyleyenler oldu. Oysa ki ben şunu size söyleyeyim. Şunu size söyleyeyim. Arkadaşlarımdan birisi şu 12 Eylül'den sonra yapayalnız kaldığım dönemde, sıkıştığım bir dönemde utandığım bir şey almaya, yiyecek bir şeyim yoktu. Arkadaşlarımdan birisinin hediye ettiği teybi satma mecburiyetinde kaldım. Onunla ben Kur'an dinliyordum. Götürdüm. O da aldı götürdü, dükkanına koydu. Sonra aldı bana getirdi. Hocam dedi, ayıp olur bizim için dedi. Ben arkadaşlarımı kınamıyorum. Benim arkadaşlarım, beni tanıyanlar, benim gönlümde yeri olan insanlardır. Ama ben Selahaddin Eyyubi gibi gülmeyi kendime haram dedim. Haram olsun dedim. Yumuşak döşekten bahsediyorlar. Güldüm ona. Onu başkalarına sormak lazım. Ben 30 sene evvel altıma bir hasır koymuştum. Hala o hasırlar üzerindeyim. Hasırımı değiştirmedim. Kitaplarım vardı. Arkadaşlarıma dedim ki bunları sırtımda taşıyor gibiyim. 15 sene evvel vakfettim bunu. Bir kütüphaneye vakfettim. Ama girip çıkarken istifade ediyorum. Öldüğüm zaman bunların hesabını Allah bana sorarsa ne derim? Bir şomazlık daha yaptım. Bir kere daha sizi izac edecek şeyler konuştum. Bir kere daha meleği âlâda reddedilecek sözler sarf ettim. Bir kere daha ruh-i seyyidül enamı rencide ettim. Bir kere daha temiz vicdanlara çuvaldız sapladım. Allah beni affetsin. Boşluğum demek. Keşke onlar deseydi, ben de demeseydim. Demeseydim. Çünkü ben ümmeti Muhammed'in derdinden başka bir şey düşünmek istemedim. Derdim o olsun dedim. Allahümme cealni halimen selimen evvahen muniba, dualarım içinde terk etmediğim dualardan. İnleyen insan olayım. Çünkü alemi İslam'ın durumu inlenecek durumdur. İnleyen insan olayım dedim. Ve bir gece, iki gece, üç gece sizin inlemenizi istirham ediyorum. Ben kimim ki dua edeyim de kabule karin olsun. Bazen şöyle yaklaştım arkadaşlarıma. Ders çok büyük dedim. Ben çok mücrim, dua ediyorum. Benim duam yetmiyor. Ne olur Allah aşkına bana duada yardımcı olun. Allah aşkına bana yardımcı olun. Allah aşkına duada bana yardımcı olun.